Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu videoda tabii diğer ders videolarından ziyade İlyas hocam, Can hocam, ben, Ömer kardeşimiz, Ayşegül hocam ve Reyhan hocamla beraber çekiyoruz. Bunun sebebi 2019 KPSS'de sınıf öğretmenliği birincisi yanımızda Ömer kardeşimiz var. Kendisi İstanbul'dan Ankara'ya geldi stüdyolarımıza ve burada da nasıl ders çalıştığına dair, nasıl sınavı kazandığına dair bizlerle bir muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz ve sizler de Ömer'in nasıl ders çalıştığını görerek nasıl birinci olacağınızı veya nasıl atanacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Başta Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'ya, İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu. Biraz kendinden bize bahset. Ondan sonra da soru cevap şeklinde hocalarımla bizler de sana. Biz de merak ediyoruz yani. Biz de ilk defa birinci çıkarıyoruz. Doğru mu? Bir benim hocam ailesi olarak. Çünkü sanal dershanecilik yaparak birinci çıkarmak öyle kolay bir şey değil. Sonuçta sen de bunun yıllarca... Yani bir yıl boyunca belki bir yıldan daha fazla video seyrettin. Evet. Ve bu başarıya ulaştın. Bir seni tanıyalım, ondan sonra da sorular soralım bakalım. Evet. Ben Ömer Korkmaz, Yıldız Teknik mezunuyum. Sınava ilk girişimdi bu yıl, sınıf öğretmenliğinde. 97 doğumluyum. Dershaneye gitmeden bu başarıya ulaştım benim hocam ailesi sayesinde. Bol soru çözerek bu işin üstesinden geldim. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yardımcı oldular videolarıyla, soru bankalarıyla. Peki mesela sınava hazırlanırken iki soruyla başlayalım. Dershaneye niye ihtiyaç duymadın? Ya da farklı sebepler mi oldu? Onunla başlayalım. Dershaneye niye gitmedim? Birincisi yöntem, ben kendi yöntemimi biliyorum. Kendimi tanıyorum. Hı. O yüzden ne zaman neyi çalışacağımı kendim biliyordum, bildiğim için de dershaneye gitmedim. Dershaneye gitmek için yani orada plan var diyorlardı. Sana hocaların yardımcı olur. Ben kendimi tanıyorum. Neye çalışacağımı biliyorum. Önemli olan bu. Nerede eksiğim var, neyim iyi. Eksiklerime daha çok özen gösterdim. Peki bu süreç içinde mesela arkadaşlara, ders çalışacak olan arkadaşlara. Mesela günlük planda şu kadar ders saati çalışmayı mı öngörüyorsun yoksa bir plan dahilinde gitmedin mi? Belirli bir saatim yoktu çünkü ben aynı zamanda 4. sınıf öğrencisiydim. Okulum oluyordu, stajım ha, oluyordu. Doğru, bir de o tarafta varmış. Yani eksik derslerimi bir kağıda yazıyordum. Neyden özet çıkaracağım, hangisinden soru çözeceğim, hangi videoları izleyeceğim. Bu şekilde ilerledim tüm yıl boyunca. Soru mu konu mu? Sence? Bence soru tabii soru. Ki. Özellikle deneme. Peki soru bizim, bankası. En çok benim hocamla dikkat ettiğimiz öğrencilerimiz genellikle bizim... Çok tekrar yapmak istiyorlar. Çok tekrarın yanlış olduğunu, bol sorunun doğru olduğunu bütün olarak söylüyor. Dünyada da böyle ama biz bu sistemi maalesef ki ilkokuldan bu yana içme sistemimizden dolayı ezbere dayalı sistem. Ezbere dayalı, ezber nasıl yapılır mantığı çok tekrar ederek zannediyoruz. Bundan dolayı kaybediyoruz. Ama sen öyle yapmamışsın. Çok tekrar yanlış. Sonuçta o kağıtta hep aynı şeyler yazıyor. Bu kadar. Doğru. Mesela bir ayda 4 hafta var. Bir haftasını konu çalışın. Gidin 3 haftasına soru çözün. Deneme olun. Ne kadar soru çözün? Soru yani adedi olarak bilemeyiz de deneme olarak soralım o zaman sana. 400'e yakın deneme oldum. Her birinden 120-130 tane oldum. Alan. Peki sen bu kadar çalışmayı öneriyor musun? Sana soralım. Yani ben biraz erken başladım tabii. Heh, işte 4. sınıfa bırakmamış. 3. sınıfa başlamış. Evet. Şimdi Ömer biz sene başladığında söyleşilere gidiyoruz bütün illere. Ve illerde en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi 4. sınıflara. Diyoruz ki başlayın, mezuna kalmayın. Mezunlara sorsan keşke 4 olsaydın, 4'lere evet. Sorsam keşke 3 olsaydın. Evet. O yüzden bunların en güzel tarafı biz özellikle yaz aylarında üniversitede okuyan arkadaşlarımızın 4. sınıftaki bu staj olayından dolayı yazları çalışmasından görüyoruz. Yani, kesinlikle tabii. Değil mi? Zaten okul yok, boşver. Bizim normal şartlarda en azından yaz döneminde bir dersi bitirmeleri, bir kesinlikle. Bölümü bitirmeleri. Aynen öyle. 4'e geçtikleri zaman hani mantıken baktığında ellerinde ya alan ya genel kültür yönetecek. Eğitim aradan çıkartıp alan ve genel kültürle uğraşmak farklı bir şey. Hı hı. Ama hem alan hem eğitim hem genel kültürle uğraşmak çok çok ayrı bir şey. Tabii. Dolayısıyla iş yükü ve zaman sıkıntısı oluyor da. Dolayısıyla ne kadar çabuk hallederseniz en azından bir bölüm üzerindeki kültürü ne kadar fazla rahatlatırsanız o kadar rahatlamış olursunuz arkadaşlar. Ki Ömer de bunu yapmış herhalde. Evet. Üçten itibaren başlayarak. Özellikle üçüncü sınıfın ara tatilini öneriyorum. Orada bir aylık bir boşluk oluyor. Onu çok iyi değerlendirin. Hı hı. Sen nasıl değerlendirdin o boşluğu? Ben özet çıkardım. Yani kitabı okumadım sadece. Bir bölüme mi çalıştın orada yoksa yok, birden fazla ders mi çalıştın? Sadece bir derse çalıştım. Yani bir bölüme. Sınıf öğretmenliği alan kısmı. Alan kısmını orada bitirdim. Evet.
Özet çıkara çıkara kendime bir defter yaptım oradan. Harika. Çok güzel. Bir de bu bağlamda şöyle bir şey var mesela. Arkadaşlar soruları çözdükten sonra hemen soruyu atıyorlar. Şimdi biz de sürekli şunu öneriyoruz. Ne kadar fazla soru görürsek bizim için o kadar iyi. Şimdi Ömer şöyle bir uygulama da yapmış biz önden. Kendisi anlatsın bunu. Denemeleri çözdükçe yanlış yaptığı soruları defterlere not etmiş ve tekrar tekrar oraya dönüp o yanlışları üzerine gitmiş. Bu şekilde hatayı tekrarlamama ihtimali ya da hatayı tekrarlamama anlayışı da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla soruları atılmamalı, sorular üzerine daha fazla durulmalı. Aynı soru üzerine gerekirse tekrar tekrar dönmeniz gerekiyor. Burada yine kendisi bence denemelerle ilgili ne yaptığını anlatsın size. Evet, ben pek konu soru bankası çözmedim derslerle ilgili. Toplam her dersten en fazla bir tane çözmüşümdür. Konu bittikten sonra mesela eğitim bilimlerini bitirdim. Toplam bir soru bankası çözdüm. Sonra direkt denemelere geçtim. Günde ikişer deneme oluyordum zaten diğer derslere bakmadan. İkişer ikişer deneme oldum. Bir defter tuttum kendime yanlışlarımı. Mesela deneme 80 soru. 20 yanlışım var diyelim. 20 yanlışın cevap açıklamalarını okuyordum. Neyi yanlış yapmışım. Sadece o yanlışları yazdım. Güzel. Ömer, sana bir şey soracağım. Mesela bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi öğrenciler çok iyi başlıyorlar ama sene sonuna kadar getiremiyorlar bu başarıyı. Sen 2 sene boyunca başarı göstermişsin. O performansı nasıl koydun? Yani atanamayan öğretmenleri görüyorum. Çalışıyorlar yıllarca olmuyor. Ben şey düşündüm. Kendimi bir yıl sıkayım. Sonradan daha rahat edeyim diye düşündüm. Hı hı. Bunu arkadaşlarına da soruyorum. Evet. Arkadaşlar bence siz de bir yılınızı feda edin. Sonradan işte 2-3 yıl uğraşmayın. Bir yılınızı iyice harcayın. Yorulacaksınız biraz. Bazen ağlayacaksınız yorgunluktan. Gözünüze uyku girmeyecek. Ama sonunu düşünün bence. Bunların hepsini yaşadın mı? Evet, yani bazen İlk zamanlar işte atanamazsam diye fazladan bir yıl uğraşırsam onun şeyi geliyordu aklıma. O hırsla sürekli çalışıyordum. Mesela Mayıs ayı gibi bayağı çalışmıştım. Yani Mayıs'ta tüm dersler bitmişti. Denemelere giriyorduk. Bir arkadaşım demişti, senin netlerin sana yetiyor demişti. Senin yerinde olsam bu saatten sonra çalışmam. Ya ben kendimi hiç... O arkadaşınla ilişkisi kestin mi? Sizin elini içindir o. Rakip. Bir daha görüşme. Ömerciğim, böyle bu zamanda hem dershaneye giden arkadaşlar hem de mevcut yine yani yakın arkadaşlar veya akrabalar bu dönemde bizim için en büyük sıkıntılı insanlar. Özellikle biz bu dönemde akrabalardan uzak durmayın. Komşunun çocuğu. Komşunun kızı. Bak, komşunun kızı özellikle. Sen anlatıyorum. Ha. Şimdi bu süreçte özellikle akraba, İşte atanamadın mı, ne yaptın, niye bu saatte ders çalışıyorsun, işte gece ders mi çalışıyorsun, gündüz ders mi çalışıyorsun, ne zaman bir şeyle senin meşguliyetini görse, maalesef ki bizim insanlarımız tebrik ve takdirden ziyade çok basit olan eleştiri yöntemini uyguluyoruz. Bu da sizin gibi genç ve kırılgan çocukları bu yaşlardaki, hepimiz o yaşlara geldik, ister istemez etkiliyor. O yüzden performansı, Ayşe Hocam dediği gibi korumak çok önemli, 2 sene boyunca yaymak çok önemli, sıkılmadan devam etmek. Evet. Tabii ki sıkılmayacaksınız, başınız ağrıyacak. Ders çalışmaktan yorulacaksınız, bunalacaksınız. Hatta bir an ipin ucu bile kaçabilir. Mesela 10-15 gün o kadar sıkılırsınız ki ders bile çalışmıyor. Bana da olmuş. Olmuştur muhakkak. Ama sonradan geri dönmek de meseledir. Ha? İşte o geri döndürücü ne biliyor musun? İnsanın hayatına da ve geleceğine duyduğu kaygıdır. Ve ona yaptığı hırstır. Ya ben öğretmen olacağım. Mesela sen şu an istesen P3 puanında da memur da oluyorsun. Evet. Değil mi? Ama öğretmenlik apayrı bir meslek. Şimdi biz bunun icrasını yaptığımız için biliyoruz. Öğretmenlik gerçekten çok kutsal bir meslek. Gerçekten öğretmenin hakkını verenler ama. Evet. Çünkü sınıf öğretmeni olacaksın ki artık çocukları sıfırdan siz yetiştiriyorsunuz. Bize göre ben her zaman söylüyorum bunu. Sınıf öğretmenler en kutsal meslek. Kesinlikle. A'yı, B'yi, C'yi öğreten, ilk o çocukların ilk eğitimlerini veren aileden sonraki en önemli kişiler aslında aileden birisi biliyor musun? Evet. Hiç fark etmiyor. O yüzden sınıf öğretmenler arkadaşlarımız, hiçbirimiz lise öğretmenlerimizi belki isimlerini unuttuk ama sınıf öğretmenimizin hiçbirinin ismini unutmadık. Bunun sebebi çünkü ondan öğrendik, ona vefa borcumuz vardır. Hatırla, ilk öğretmenler gününde, sen de yani düşün, ilkokulda hep hocamıza hediyeler götürmeye çalışırdık imkanımızla. Ama bu liseye gittikten sonra biliyorsun düşüyor. Dershane, o öğretmen oldu, öğretmen de günümüzü kutlayan bile yok. Yani. Bu işler genelde böyle oluyor. O zaman vefanı, sen vefayı da göreceksin. Evet. Ve yetiştirdiğin çocuklar belki de bu ülkenin milletvekili, bakanı olacak, bilemiyorsun yani. İşte.
Ha, o yüzden bizler yani Ömer gibi arkadaşlarımızın yetişmesini emek atıştan çok çok değerli buluyoruz. Ömer birinci oldu, sen birinci de olabilirsin. Sorun değil. Ama mesela onu çalışmaktır. Ben çalışmayı sizlere öneriyorum. Ömer çok çalışmış. Üçüncü seneden başlamış. Ve Ömer şimdi atanacak. Ve ilk tercih istediği okula istediği yere atanacak. Bundan daha güzel bir tercih dönemi olamaz. Çünkü bir tane tercih yapacak ve istediği yere atanacak. Artık mülakat da biliyorsunuz zaten de kaldırılmak da üzeredir. Kaldırılmazsa bile çok sorun değil. Ne yapılıyor mülakatlarda? Ömer ne puan aldıysan o puan sana veriliyor. Yani çalışmamanız için ne engel var? Onu soralım değil mi öğrenciler? Ne engeliniz var yani? Yani dershaneye gidemiyorsan benim hocam var. Bütün videolar yüklü. Başta zamanın da yok. İstediğin zaman gece çalış, gündüz çalış ama çalış. Tek derdimiz bu. Yapılamayan belki de bir ders var. Mesela kendisi en çok zorlandığın ders soralım. Mesela yaparken, şey yaparken hocam ben bu derste zorlandım dediğin oldu mu? Diğerlerine göre kıyasladığında. Fizik, kimya falan oldu. Fizik, kimya. Sınıf öğretmeninin en büyük problemlerinden biri. FKB dersleri. Doğru mu hocam? Doğru. Ya ama ne oldu? Onun da üstesinden bir şekilde gelinebilir. Bir de netlerinizi öğrenelim. Bu netler arkadaşlarımıza da bir en azından toplamda bir argüman olur. Mesela genel kültür genel eğitimin toplamı kaçtı? 90. 90. Genel kültürden kaç yaptı? Genel eğitim. Onu da soralım. Genel kültür kaçtı? 52,5. 52,5. Genel yetenek? 37,5. 37,5. Toplamda ne kadar yaptı? 90. Peki eğitimin ne? 66,5. 66. Yani senin nerede kurtarmış şimdi? Alan. Alanı söyle. 65. 65. Bizim alanla ilgili spesifik bir nokta var aslında. Sınıf öğretmen arkadaşlar buradan bir mesaj versin bence. Hani şu sınıf öğretmenliğinde belli ders takıntılarından kesinlikle kurtulmaları gerekiyor. İşte fizik, kimya, biyoloji. Tabii ki yapın. Yapmayın deme şansımız yok bizim. Ama sınıf öğretmenleri olarak genelde fizik, kimya, biyolojiyle ilgili problem yaşıyoruz. Orada Ömer de büyük ihtimalle hepsini full yapmamıştır. 12'de 11 yaptı. Çok iyi yapmış. Fizik, kimya, biyoloji. Ama daha bir tane. Bir tane. Problem var dedi de. Problem var dedi. Bir tane bir yapmıştı. Çok, yani çok iyi yapmış. Genelde sınıf öğretmenleri FKB ile ilgili problem yaşıyor. En azından oradaki durumu tölere edebilecek başka alanlarınız var. Mesela alan eğitim. Mesela matematik, tarih, coğrafya. Bu alanları kesinlikle boşlamayın. Bir alan üzerine odaklanıp gençler kesinlikle sınavı yani ne yaptı, boğmayın. Nasıl anladım? Konuşamadım. Diye. Bende de başta o hata vardı. Yani. Sürekli düşünüyordum bu 12 soru benim ne olacak diye. Gidecek boşu boşuna. Biraz çalıştım. Sonra gerisini Allah'a bıraktım. Çünkü olursa olur dedim. Zaten bizim sağ öğrenci hepsini Allah'a bırak. Ya sıkıntımız var. 5 dakika çalışsak sıkıntımız olur. Biz de o yüzden bizler tabii sen bu arada Ömer benim hocam o stüdyodaki bu stüdyo yerlerinde gezdi. Ne gördün? Samimiyet gördün mü? Samimiyet gördüm. Aile ortamı gibi bütün hocalar çok iyi anlaşıyorlar. Aynen öyle. Peki sistemi de gördün. Stüdyolar evet. Şu an stüdyolarımız burada. Burada oturak yerleri var. Öğrencilerimiz buraya gelir isterse. Etrabi Hanım var. Ki bizim benim hocamın çok önemli bir bireyi. Burada insanlar dizgisinden, kitabın çıkmasından, matbaa aşamasına kadar ve video çekme aşaması hepsi bu binada yapılıyor. Ve hocalarımızın hepsi çok büyük emekler sarf ediyor. Bakın Reyhan Hocam Malatya'dan geldi. Sosyal bilimler yan alanlar için. Sen bu arada eğitimleri hocalarını dinledin değil mi? Hangi hocaları dinledin? Biraz da onlardan bahsedelim. Beni dinlememişsin. Evet. Onu duydum. Çünkü beni neden dinlemediğini söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz sınıf öğretmenliği alan içinde de biliyorsunuz tarih var. 6 tane soru için bütün tarihi çocuklara gösteriyor. O yüzden alandan çalıştığı için alan GK'yı da kapsıyor çok ilginç şekilde. O yüzden alan çalışmak aslında GK çalışmak da önemli. Yasin Korkut hocamızı dinlemişsin. Evet. Çok önemli bir şekilde yani iyi ki de onu dinlemişsin. Evet. Hem detay anlatır hem de tarihte bu tahtayı Türkiye'de en iyi kullanabilen birisidir. Diğer hocalarımız dinlerdi. Mesela Bayram Hoca'yı dinledin mi? Onu soralım. Bayram Hoca'yı dinledim. Hem genel coğrafya hem Türkiye coğrafyası. Dinledin. 24'te 24 yaptım hocamız. Tebrik ederim. Maşallah. O bayramla kaynaklanmıyoruz. Hepimiz bayramla kaynaklanmıyoruz. Peki başka Ayşegül Hocam dinlediniz. Ayşegül Hocam gelişimde ölçmede dinledim. Ölçmede öğrenmedim. Peki Can'ı dinledin mi? 22'de yok. Öyle. 3 ya da 2 yanlış. Olsun. Peki Can Hocam? Gel hocam. Can Hocam rehberlikte bir de sınıf öğretmenliği kitapları çok faydalı oldu. Çok güzel. Çok güzel. Valla şimdi bize o zaman bu işin sırrını bir söyle. Atanmak için ne lazım? Atanmak için birine sizi
desteklemesini, yani gaza getirmesini beklemeyin. Kendiniz deyin, ben yapacağım deyin. Aynen. Kendinizi hiçbir zaman yeterli görmeyin. Ben oldum demeyin hiçbir zaman, çünkü olmuyor hiçbir zaman. Yani ben mesela dediğim gibi 3-4 ay önceden istediğim niyetleri yapıyordum. Ama o an bıraksam şu hale gelemezdim. Doğru. Gittim farklı kaynaklardan çözdüm. Eski sorulara baktım. 2002 yılına kadar indim geçmiş sorularda. Hı-hı. Yani olmadık yerlerden soru geliyor. Son sınavda garip garip yerlerden sorular geldi hiç görmediğim. Ama mesela biri denk gelmişti. Hiç olmadık bir Instagram sayfasından bulmuştum o soruyu. Evet. Yani hiçbir zaman kendinizi yeterli görmeyin. Bir yılınızı feda edin. Sonrası 30 yılınızı için... kurtarın işte. Aynen. Aynen. Biz de bir de biliyorsunuz tercih sırasında birden başlanıyor aşağıya doğru. Mesela 3000. olmakla ilk 100'e girmek farklı. İstediğiniz şehir var, bir de daha alt sıralarda istemediğiniz, yani devletin sizi gönderebileceği bir yer var. Tabii. Eğer bunu da istiyorsanız biraz daha çaba sarf etmeniz gerekiyor. Güzel. Sınıf öğretmenliği alımları diğer branşlara bakıldığı zaman biraz daha fazla. Yani tarihe, edebiyata, sosyal bilgiler öğretmenliğine baktığımız zaman veya coğrafya branşına göre çok daha fazla alım var. Ama alımın sayısı hiçbir zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bir gün bir doluluk orada olur değil mi hocam? Şey böyle oluyor ve oluyor. Aynen öyle oldu. Yani demek istediğim sınıf öğretmenliği bu sene be sallıyor 3000 kişi alıyor. Hiç ona güvenmeyin, her sene neyse olsa böyle alıyor diye demeyelim. Bir gün bir bakarız ki binlere düşer. O zaman çok daha fazla efor sarf ederek bir şeylere gelmek zorunda olur. O yüzden aslında bu Türkiye'nin genel sorunu. Öğretmen açığımız çok yok. Onda zaten bir kısmını ücretli öğretmenlik de hallediliyor. Bu arada Ömer'in bir özelliği daha var değerli arkadaşlarım. Ömer şu an ücretli öğretmenliğe başlıyor. Şimdi diyeceksin ki sınıf öğretmenliği birincisi olmuş insan neden memlekette ücretli öğretmenlik yapar? Ondan dolayı değil, biz de sorduk. Yani sen açıkla bakalım ben. Neden ücretli öğretmenlik istiyorsun? Bana tecrübe olur şimdiden. Mesela kadrolu olunca, yani sözleşmeli olunca bir anda sınıfa girmek istemiyorum. Kendimi biraz daha geliştireyim burada. Öyle bana 5-6 ay çok kendimi iyi, geliştirme çok fırsatı olur. İnşallah. Şubat'taki atamada gideceksin inşallah. İnşallah. Bu arada Allah hangi ili tercih edeceğini de herkes merak eder bence. Birinci olarak. Evet. Yani İstanbul'u yazarım. İstanbul'u yazarsın. İstanbul'u yazacaklar, dikkat. Ömer var. Ömer var. Bu arada ücretli öğretmenleri falan desteklemiyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bazı öğretmen sözleri de alıyoruz. Tabii ki hayır. Biz sadece Ömer'in oradaki mantığıyla ilgili bir açıklama. Zaten Ömer illa ücretli öğretmen değil. Şu an herhangi bir dershanede gitse de hani ben ders anlatacağım dese hepsi kabul eder zaten. Sınıf öğretmeninin birincisi olmuş arkadaş. Bu arada yanımıza da bir benim hanım tarafından kuzen var. Gel bakalım. Şimdi kendisi sınıf öğretmenliğine hazırlanıyor. Öğretmenlik var. Gel Yasemin. Yasemin Ankara'daki düğünlerin vazgeçilmez insanı. Kars'ta olduğu için beyaz geceler oynuyoruz. Evet. Şimdi Yasemin de şu an sınava hazırlanıyor. Kaçın sınıfsın Yasemin? Dördüncü. Hangi üniversite? Başkent Üniversitesi. Şimdi Ömer'le arandaki fark ne oldu şu ana kadar dinledin? Ne fark gördün kendi aranda? Çalışma bakımından, ders çalışma. Şöyle, biraz geç kaldığımı fark ettim. Ha. Çünkü Ömer 3. sınıfta başlamış, ben 4. sınıftayım. Daha yeni başlayacağım. Peki bu sene seni en çok etkileyen olay ne olacak? Staj mı var? Staj var, evet. Senenin sonuna doğru balo var. Evet. Balon için hikaye var. Kıyafet arama var, değil mi? Yani demek ki birçok şey engelleyebilir. Peki, biz değil mi? Gerçekten vakit ayırabiliyor musunuz kendisine? Kendine vakit ayırabildin mi Ömer bu süreçte? Sinemaya gidebilirim, ne bileyim futbol izleyebilirim, spor yapabilirim, sallıyorum bunu. Zaten haftada 3-4 gün okula gidiyordu direkt, üniversite okuyordum. Tabii bir de o tarafı var. Onun dışında yapıyordum, haftada bir gün de olsa. Bir gün de olsa. Çok evet. Sıkılınca ard arda, çok çalışınca doğru. Yani bunalıyordum. Bayağı. Peki şu an baktığın zaman Ömer haftada bir gün ayırıyor. Sen ne zaman kendine baktın, kaç gün ayırıyorsun? 6-7 gün. Ya düğün var, biz oynamaya geldik. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, gerçekten bu işin şakası da kalmadı memlekette. Atanmak gerçekten kolay değil. Atama sayılarının az olması sebebiyle puanlar yukarı tavanlarda kalıyor. Eskiden 38 puanlarla atadığımız sınıf öğretmenlerinin şu an 80'lere kadar çıktığını görünce ne yapıyoruz? Bizler de üzülüyoruz. O yüzden ne yapmak lazım? Ömer gibi yapmak lazım. Erkenden başlayıp bol soru çözmek,
Gidebiliyorsa dershaneye, gidemiyorsa benim hocam videolara desteklemek, gitse de destekleyebilir, fark etmez. Var, çünkü var. Her dershanede girdiğin hoca sana hitap etmeye bilir. Benim anlatımım da herkese hitap etmeyebilir. Bunlar gayet normal şeylerdir. Amacımız zaten genel bir memnuniyet yaratmaktır benim hocam da. Benim hocam tabii güçlenerek devam edecek. Aslında bu arada sınıf öğretmenliği bilgisi var. Bize ulaşan o kadar fazla derece var ki arkadaşlar. Biz derece değil. İnan hiç önemli değil bazı şeyler. Atanmanızı istiyoruz. Evet. Atan. Yani illa derece yaparak mı atanırsa o sana kalmış bir şey ama o seni mutlu eder en çok. Biz sizin atanmanızı istiyoruz. Bu ekip ve burada gözükmeyen bir ekip daha var. Ve o bütün arkadaşlarımız sizin atanmanızı istiyor. O yüzden biz de ne yaptık Ömer biliyor musun? Memlekette tarih öğrenimi, coğrafya öğrenimi, fizik, kimya, biyoloji öğrenimleri 25 yaşından sonra insanlara vermek kolay değil. O yüzden biz de TYT'den tekrar başladık. Şimdi TYT'den öğrencilerimizi alacağız, yetiştireceğiz. Üniversite bitiminde eğer tekrardan öğretmenlik olarak KPSS'ye girerse gene aynı ekiple çalışacaklar. Hem hocaya alışkın olacaklar hem de aldığımız öğrenci tarih altyapısı, coğrafya altyapısı, matematik altyapısı gibi altyapılarla donatacağız. Yani o yüzden biraz da TYT'ye başladık. Eğer TYT bile yeterli gelmezse LGS'ye kadar ineceğiz. Yani 8. sınıftan başlayacağız. Çünkü bizim çok büyük sınıflarımız var. Atanmak gideceksin bak öğretmenlik yapacaksın. Kolay bir şey olmadığını göreceksin. Hatta çoğu ailelerin bakamayacağı çocuklar bile sen bakmak zorunda kalacaksın. Bu iş kolay bir iş değil. Hele sınıf öğretmenleri dedim ya öğretmenlik mesleğinin içindeki bize göre en kutsal yerde. O yüzden bütün öğretmenlerimizin böyle bizleri yetiştiren herkese bir kere daha bizler teşekkür ediyoruz bu ekranlardan. Onlar zaten arayı soruyoruz. Onda bir sıkıntımız yok. Vefamız her zaman var. Sınıf öğretmen olarak da sınıf öğretmenliği 2019 KPSS birincisi Ömer kardeşimdir. Burada Ömer Korkmaz. Ondan da sağ olsun bilgilerini aldık. Sağ olsun Ankara'ya geldi. Bizleri kırmadı. Davet ettik. Dedik sınıf öğretmeni olarak arkadaşlarına bir yol göster diye. Bu anlattıklarım bütün öğretmenler için geçerli. Sadece sınıf öğretmenleri için geçerli. KPSS Genel Türk Yönetimine de hazırlanan, eğitimlerine sadece hazırlanan veya ÖABT'ye de hazırlanan bütün arkadaşlar için geçerli. Ne yapıyoruz? Ömer gibi çalışıyoruz. Kendimize ayrıyeten vakit ayırmayı unutmuyoruz. Biraz da ne yapıyoruz? Erken başlıyoruz. Çok geç. Gece bırak. Ha şu an mezunsan ortak yapacak bir şey yok. O ayrı bir şey. Ama aranızda bizi dinleyen 4. sınıflar hemen başlasın. 3'ler hemen başlayalım. Atanalım ve hiç ara vermeden ne yapalım? Hayata kısa sürede atalım. Biz de Ömer'e geldiği için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsun Ömer. Başarıların artarak devamını İnşallah. Ve memleketimize faydalı insanları yetiştirmeni Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz inşallah. Atandığın her yerde de mutlu olmanı diliyorum. Sağ olun. Bir alkış yapayım. Evet, tabii. Ömer, bu Ali Bural hocama da bir tabii. Teşekkür gönderirsen çok seviniriz. Evet. Çünkü alan eğitimiyle ilgili sınıf öğretmeni de ciddi işler çıkarttı. Bu süreçte gerek video ders notlarıyla, gerek videolarıyla, soru bankalarıyla, denemeleriyle bana katkısı olan Ali Bural hocama buradan teşekkür ederim. O son 30 soruluk kısımda Türkiye'de pek fazla kaynak yoktu. Bayağı endişelenmiştim soru bankası falan çıkmadan önce. Ali Bural hocam tekrardan teşekkür ederim. Ali Bural hocaya ulaş, o pekmez yollar sana. Sokaktan yaprak yollar, pekmez yollar ona söyle. Tamam. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İnşallah atanmanız dileğiyle. İyi çalışmalar.